Kim oynayacak? O başrolü oynayacak olan önce Genco'ya teklif ettiler. Kapıcı Cafer rolünü. Ben yani istemiyorum demiş. Kimdi o Ferhan Şensoy'da oynayan çocuk öldüse? Rasim Öztekin. Ha? Rasim Öztekin. Rasim. Rasim olur dedi. Ama Ferhan izin vermedi. Rasim tiyatroda oynuyor tabii. Ferhan da elinde işte iki oyuncudan birisi oydu. Dediler ki yine şey oynasın. Eren Arba'daki şoför. İsmet. Şoför İsmet'i oynayan Ercan Yazgan. Ya olur mu dediler. Herkes şimdi onu görünce şoför dedi. Bir bölüm söyler, iki bölüm oynar ama sonra devam eder. Herkes bu zaten. Herkese merhaba. 80'lerin sonu, 90'ların başında çocukluğunu ve gençliğini yaşayan herkes için pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla ve efsane kadrosuyla buluşmaya devam ediyoruz. Bugün hem dizide iki farklı rolde oynayan hem de dizinin müziklerini yapan tiyatro sanatçısı, mimar, müzisyen, çok yönlü bir insanla beraberiz. Arif Erkin Güzelbeyoğlu evine konuk olduk. Çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi iyi gördüm. İyisinizdir inşallah. Sağ olun. Siz Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Güzelbeyzadelerden bir Türkmen ailesindensiniz. Anteplisiniz, Gaziantepli. Evet, evet. Biraz bahsedebilir misiniz bu konuda? Bilgileri tazelemek adına ailenizden, soyunuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Efendim, Anadolu zaten çok Türkmen aşiretlerinin yurdu oldu neredeyse. Yani bir sürü aşiret Türkmenler Orta Asya'dan buraya gelmişler. Bizimkiler de Horasan. Horasan'dan Güzelbeyler diye öyle bir aşiretin bir kolu da Antep'e gelmiş. Hatta derler ki bir kolu Kıbrıs'a gitmiş, bir kolu şeyde Halep'te kalmış falan neyse. Yani Antep'e gelen Güzelbeyler, o aşiretlenmiş bizim sülale giderek soyadı kanuna çıktığı zaman ne alalım soyadını yani Güzel adı almıştı. Soyadı Güzel. Ne o? Arif Güzel. Sabri Güzel. Bilmem ne Güzel. Benim iki tane kardeşim var. Abim. İki de amca çocuğu var. Onlar da okumak için İstanbul'a gelmişler. İstanbul'da Kadırga'da talebe yurdunda kalıyorlar. Üniversite. O zaman Antep'te üniversite falan yok. Üniversite okumak için mecburen İstanbul'a geliyorlar. İki tane amca çocuğu Gürbüz'le, Servet değildi, Gürbüz'le neyse, iki de abim. Onlar konuşurlarken arkadaşları bunlardan dalga geçiyormuş. Dört güzeller, dört güzeller diye. Benim abim Tekin de çok canı sıkılmış. Geldi, benim babam edebiyat öğretmeni. Hem benim de öğretmenim oldu lisede. Ya baba dedi. Güzel, güzel, güzel dedi. Millet bizden dalga geçiyor dedi. Dört güzeller diye dedi. Güzel isim değil ki, güzel sıfat dedi. Hı hı. Güzel olma. Değiştiremediğimiz dedi. Ne yapalım oğlum dedi Güzel. Güzel, Güzel Beyoğlu yapalım dedi. Güzel Bey değil biz evet. Güzel Beyoğlu. Türkler zaten öyle. İyi peki dedi. Müracaat ettik. Nüfus cüzdanımız da hala öyledir. Güzeli çizmiş altına Güzel Beyoğlu. O zamandan beri demek ki kaç 50'li yıllar, 51-52 falan soyadımız Güzelbeyoğlu oldu. Erkin isminiz mi yoksa? Efendim Erkin ismi babam edebiyat öğretmeni olduğu için doğunca benim adımı Erkin diye koymuş. Şimdi
Öteki kardeşlerim vardı. Büyük abim Tekin. Onun bir küçüğü oldu Çetin. Ben doğunca da Erkin demiş. Tekin, Çetin, Erkin. Bir edebiyat öğretmeni yakışar bir şey. Sıralama olmuş. Vecinde. Uyum. Ama işler öyle yürümüyor tabii. Kadının fendi, erkeği yendi. Aile diyorlar ki, Erkin bu, Erkin ama ne kadar da benim babam Arif'e benziyor bu. Arif Efendi, Hacı Arif Bey, Arif Efendi'ye benziyor. İşte Arif Efendi, Arif Efendi, bunun adı Arif olsun derken adımız Arif oldu. Bir süre sonra, yani bir uzun bir süre Arif güzel bir yolu, Arif güzel bir yol diye gitti. Ama bir süre sonra benim nasıl bir damarıma geldiyse anlamadım. Erkin'i hatırladım. Arif Erkin. Arif Erkin güzel bir yolu dedik. Arif Erkin güzel bir yolu oradan kaldı. Çok güzel. Güzel bir yolunu çok kimse bilmez. Sadece böyle biyografi sayfalarına girdiğinde görürler. Çünkü jeneriklerde hep Arif Erkin diye geçiyor. Evet. Güzel bir yolu adını bir anda böyle sanki kameraya sığmayacakmış gibi ya da çok uzunmuş gibi geldi. Ama bir sürü insan hala güzel bir yolunu hatırlıyor. Çünkü akılda kalan bir şey, işim. Ama onu ben zorladım. Eşim de çok üstünde dururdu. Güzel bir yolunu falan bırakıyordu. Arif Erkin, Arif Erkin. Öyle Arif Erkin. Hatta bir sürü insan soyadımın Erkin olduğunu zanneder. Evet, öyle zannediyorum. Evet, hayır, değil. Onu da netleştirdik. Evet. Tabii siz şimdi televizyonda popüler olunca insanlar, geniş çevreler tarafından daha çok tanınmaya başladınız. Ama siz yılların tiyatro sanatçısısınız. Mimarlık var, müzisyenlik var. Çok yönlü bir sanatçı olarak. Özellikle tiyatroya nasıl başladınız? O süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Efendim, tiyatro Gaziantep Lisesi'nde okurken, lise 1'de miydi, lise 2'de miydi? Fransızca hocamız vardı, Hakkı Bey. Hakkı Can Katışırtma. Hakkı Bey, lise sonu müsamereleri olur hep liselerde. Biz dedi bu sene lise son müsameremizde Molière'in Hastalık Hastası'nı oynayacağız. Olur, tamam. Bunun için de başrolü oynayacak adam için de bir yarışma açtılar. Hadi yarışma programı. Bir sürü insanlar seçildi. Bizim arkadaşlar da dediler ki sen de şey yap. Aday ol. Sen de girmişsin eve. Ya benim alakam yok dedim. Ne alakası var işte. Olur ya dediler. Sen babanın taklidini yap diyorsun. Çok güzel dediler. Babam da benim edebiyat öğretmenim aynı zamanda lisede. Sınıfta taklidini yapıyordunuz tabii öğretmenim. Evet, babamın bir ara bir ayağında bir hastalık oldu. Böyle topallıyordu. Derse girmeden önce babam o zaman işte zil çaldıktan sonra bir 5 dakika sonra okula öğretmen gelirdi. O zil çaldıktan sonra herkes sınıfa gelince ben babamın taklidini yapar, ayaklarımı şey yapardım. Sonra o kızardı, susun filan, cebinde ne varsa masaya atardı böyle. En son elini atar bakar gözlüğü var, gözlüğü tekrar cebine koyardı. O atınca kırılmasın diye. Ben de o şeye, sınava girdim. Sonra da ben kazandım. Kazandım ve işte o zaman yıl sonunda öyle bir Molière'in Hastalık Hastası oyununun başrol oyuncusu olarak tiyatroya girdim. Ondan sonraki yılda yine bir oynadım. Bir rolde oynadım. Bir Shakespeare oyununda. Bu sefer ikinci sınıf bir roldü. Sonra lise bitti, İstanbul'a geldim. İstanbul'da Teknik Üniversitesi'yi kazandım. Teknik Üniversitesi'de bir yıl, iki yıl okuduktan sonra baktık orada da bir sanat şeyi var, kulübü var. Hadi o sanat kulübüne girip orada tiyatroya başladım. İşte o ara o sanat kulübünden Galatasaray'da tiyatro yapmış ya da başka kolejde tiyatro yapmış başka arkadaşlarla Ergun Köknar, Hatil Alpege, Beyhan Türer, daha işte bir sürü
Aram diye arkadaşlarımız. Orada dedik ki biz bu üniversitenin çatısı altında böyle bir tiyatro yapamıyoruz. Başka altında kalıyoruz. Biz kendi istediklerimizi oynayamıyoruz da istemiyoruz. O yüzden ayrıldık o sanat kulübünden ve bir genç oyuncular diye bir amatör tiyatro kurduk. Sene? Genç oyuncu, efendim. Sene kaçtı? Sene 1957 falan. O genç oyuncular grubu daha sonra Dostlar Tiyatrosu'nun üyesi oldu. Yani o genç oyuncular bir amatör tiyatro çerçevesini kırıp neredeyse o zaman piyasadaki profesyonel tiyatrolardan çok daha profesyonelce çalışan bir topluluk haline geldi. Hatta bu konuda makaleler var gazetelerde yazan. Metin Andın bir yazısı var. Devlet Tiyatrosu diyor, gidin o genç oyunculardan ders alın diyor. Siz tabii ondan sonra dizi ve film müzikleri de yaptınız. Şimdi çok mimarsınız da. Bu çok yönlülük nasıl bir çalışmanın ürünü? Efendim müzik de aynı şekilde. Antep'te yani ben müziğe yetenekli bir adammışım ki. Öğretmenim de benim öğretmenim. Aman ya dedi sen dedi. Al şu kemanı çalıyordu. Solistlik yok. Çalgı manasında değil mi? Müzisyenlik konusunda yeteneğiniz var. Solistliğiniz var mı peki? Şarkı söyleyebiliyor muydunuz o dönemlerde? Yani şarkı öyle söylemişliğim yok ama Yalçın Tıra'yı tanır mısınız? Tabii. Yalçın bana dedi ki bir gün lan oğlum dedi sen dedi besteciliği bıraksana dedi. Şarkı söyle, şarkıcı ol sen, şarkıcı dedi. Şu sesine bak ne kadar güzel. Ama şarkıcılık yapmadım bana. Şey demiştiniz, Gaziantep'te öğretmenim bir kemandan bahsediyordunuz. Lisede öğretmenim. Bana keman dersi verdi, keman öğretti. Hatta orada bir kız enstitüsü vardı. Orada boşta depoda kemanlar duruyormuş. Hadi onları aldık, onları yaptık falan. Yani ilk eğitimim, müzik eğitimimi lisede o müzik öğretmeninden aldım. Daha sonra kendinizi bu konuda nasıl geliştirdiniz? Çünkü 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut filminin müziğiyle en iyi müzik ödülünü almışsınız. Yani ödül alacak seviyeye gelmek için nasıl bir eğitimden geçtiniz ya da neler yaptınız? Efendim, tabii bunu bilemem. Yani belki de benim de bilmediğim böyle bir bestecilik yeteneğim bende var. Bilmiyorum var mı? Belki de yok. Ama hiçbir akademik bir çalışmam yok. Anladım. Ya bir müzik okulu, bir konservatuvar burada hiç okumadım. İlk müziğe nasıl başladım diye düşünüyorum şimdi. Gaziantep'te öyle bir çalışmam olmadı. Ama İstanbul'a gelip de o genç oyuncuları kurduğumuz zaman dediler ki şu oyunlarımıza müzik lazım. Müzik nasıl yapacağız? Dekorları biz yapıyoruz dedik. Kim eli fırça tutan, iyi yapan o yapıyor. Bilmem neyi, çevirileri biz yapıyoruz. Müzik, ulan dediler aramızda müziğe en çok yetenekli olan sensin. Sen yapacaksın dedi. Sen de müzikleri yap. Allah Allah. Ya yapma. Al tamam dediler. Bir Erdek Çenlikleri yapıyorduk Erdek'te. Erdek Çenlikleri yaparken Erdek'e gitmek için o zaman Karaköy'den vapurla Bandırma'ya gidiyorsunuz. Bandırma'dan Erdek'e. Bir gün bir baktım Bandırma'ya giderken bir tane cura verdiler elime saç. Cura'dan biraz büyükçe al dediler. Bunu git çalış biraz. Allah Allah hiç bilmediğim bir şey nasıl. Ya mecburi gittik o oyunda. Oyunda dediler bilmem ne aşık var onu sen oynayacaksın. Amatör etmiş.
İşte kaç yere yere, göz sigara çıkara o sazı çalmaya çalıştım. Allah rahmet eylesin. Ahmet Kutsi Tecer, o zaman bizim çok iyi dostumuzdu. Çok da yani önderimiz gibiydi. Onu çok peşinde şey yapardık. Söylediklerine değer verirdik. Bir gün bana geldi, şu sazı biraz daha öğren ya dedi. Ya hoca dedim ya, bu kadar çalmıyor, şükredin işte. Yani ilk kendi başına ayağa kalkıp çocuklar yürürler ya, onun gibi ilk müzik yapma eğilimi oradan başladı. Daha sonra işte oynadığımız oyunların müziklerini, ilk yaptığım müziklerde işte bazen sağdan soldan eşinlenerek şu nasıl yapmış, o ne olmuş filan derken tıpkı kendi elimizle tırnaklarımızla duvarı kazıyarak bir oyuna müzik yapmayı öğrendik. Ondan sonra Duygu Sağaroğlu'nun bir filmi var, yeni çekmiş ilk o da. Duygu da benim Tengi Üniversitesi'nden arkadaşımız. Onu da geçenlerde Duygu Sağaroğlu da rejissör, tanıyorsunuz değil mi? Evet. Duygu da o bıraktı. Ben bırakmadım Tengi Üniversitesi'yi. O ayağı bıraktı dedi, o şey yaptı. Onun ya gel şu filmin dedi, müziklerini yapar mısın dedi. Olur dedim. Ama ne cesaret, düşünebiliyor musunuz? Şimdi olsa korkarım ya. Olur dedim. Hemen gittik stüdyoya. Müziği bak kaçtı yıl? 1900. Ya içeride bir şey vardı. Neyse sonra ben unutuyorum hepsini. Hepsini yaptığı müzikleri, hı hı, tiyatro, sinema filan böyle bir liste halinde yazmışım. İçeride duruyor. Onun sonra şey yapabilir, fotoğrafını yapıyorum. Alırsak. Böyle hepsini yazmışım. Hı hı. Şimdi o kadar hoşuma gidiyor ki iyi ki yapmışım. Bak ya, aa bu Sarıyete'ymiş diye filan. Unutuyorum çünkü. Duygu, yapar mısın şunu müzikleri? Bitmeyen Yol diye bir film çekmişti. Onun müzikleri yaptım. O ilk sinema müziğimdir. Onat Kutlar, çok iyi arkadaşım. Hem liseden arkadaşım, benden küçüktür gerçi. Bir gün, o zaman belediyedeydim, belediyede çalışıyordum. Belediyede işte bir büro şefiydim falan. Ya Arif dedi, Yılmaz dedi bir yeni film yapmış, çok güzel dedi, ben seyrettim. Şöyle müziklerini yapsa dedi. Olur dedim. Hadi gel dedi, biz seyrediyoruz Mecidiyeköy'de dedi. Sen de gel. Hadi 11:30 falan hemen geliyorum dedi. Saraçhane'den atladım, Mecidiyeköy'e gittik. Orada Umud'u seyrettik. Mecidiyeköy o zaman bahçeli evler vardı, o kadar. Hı hı. O bahçeli evlerden bir tanesinin birinin bir müştebilat gibi bir yerini sinema gibi yapmışlar böyle ufak. Oraya gittik. Orada Fatma Hanım falan da vardı, hiç unutmuyorum. Seyrettik. Sonra Yılmaz'la konuştuk orada. Tanıştık bir defa. Yalnız dedi ki Yılmaz, ya dedi hiç param yok dedi. Yani prodüksiyondan da dedi, hiç dedi destek olmuyorlar. Yani müzik için böyle bir şey de ayrılmadı. Yani Onat da rica ediyor. Onat da bana diyor ki ya ben para istemiyorum dedim ya tamam. Ama yani müzik için bir orkestra lazım. Yani çalacaklar insanlar var. Bir stüdyo lazım. Yani bir akustik bir yer. Yani bir az da olsa bir ortam gerekiyor tabii, para gerekiyor. İşte dedi, al burada Lale Stüdyosu var öyle. Stüdyo burada dedi. Sen de yok diyorsun dedi. Yani benim çok param yok dedi. 500 lira mı ne, öyle bir para bir şey ya. Ben o zamana kadar tiyatro müzikleri çok yaptığım için. Zilli Zarife, yok efendim şeyler. Orada o çalan insanların da hepsi konservatuvarda ve klasik müzik bilen, hatta orkestrada çalışan.
Orada Tülay diye bir kız vardı. Tülay'ı da çok iyi tanıyoruz. Klarnetçi. Ya Tülay, böyle bir film var. Çalar mısın? Ya tabii çalarım dedim. Yemeğe mi ver dedi. Yemeğe ne kadar? 75 lira mı? Öyle bir şey o zaman da. Tamam dedi, bir yemeğe. Ben hiç o zaman altın kozaydı, yok şeydi, ödüldü, bilmem filan, böyle şeylerden haberimiz yok. Dediler ki sen şey yaptın, altın koza aldın burada. O ne ya dedik. Altın, işte altın koza verdiler. Allah Allah. O zamanki altın koza nasıl biliyor musunuz? Yukarıda, keşke yukarıda getirebilseydim hepsini. Bütün ödüllerim benim böyle bir cam şeyin içinde duruyor. Şöyle bir kütle altın koza. Vallahi kaldıramazsınız elinizden. Öyle ağır bir şey böyle. Bundan sonra müziğe hazır giriş yapmışken Bizimkiler dizisine girelim artık. O daha önceydi tabii. Şimdi Bizimkiler... Yani 1900... Şimdi 1900... Bizimkiler 89 Ocak'ta gösterime girdi. 88'de... 88'de evet. Ben emekli oldum. Belediyede çalışıyordum. İskenderos'unda işte mühendis. Şeye müracaat ettim, emekli sandığına. Tamam dediler, senin emekliliğin gelmiş. Tamam ya, yeter. Emeklilik, memuriyetten bıktım. Emekli oldum 88'de ve 1989'da Bizimkilerin müziği başladı. Şimdi dizinin yapım aşamasından beri vardınız. İlk başladığı zaman ve karakterlerin oluşumu, oyuncuların seçimiyle ilgili bir dahliniz var mıydı Güner Namlı ve Umur Bugay'la beraber? Evet, evet. Evet. Biraz bahsedebilir misiniz oradan? Şimdi Güner'le Umur, yani Güner'le çok iyi bir dostluğumuz yoktu ama Umur'la çok iyi dostluğumuz vardı. Yani Umur'la Gürüstürü Engin Cezar Tiyatrosu'nda birlikte oynadık. Efendim birlikte... karılarımız arkadaştı, tanışırdı, gider gelirdik birbirimize. Yani Umur'la çok iyiydi şeyimiz, dostluğumuz. Normal dolaşırken de işte oralarda birlikteydik. Güler'le de iyiydi. Bunlar dediler yeni bir dizi yapacağız. Nedir, mıdır? Perihan Abla'yı yeni yapmışlar. Perihan Abla bitmiş. Ne yapıyorsunuz? Ya işte dedi, bizim dedi Umur, Umur'un şeyi var, apartman vardı o hikaye, o var dedi, bir de dedi işte bir şey ama dedi, ya paramız falan yok dedi yani. Para da yok dedi, çok nasıl yapacağız? O sırada televizyonda bizim tanıdık birisi vardı. Yani Cem vardı, şey İsmail Cem vardı. TRT'nin başında. TRT'di. Ama bu şeye bakan, tiyatro, dizi falan, sinema işlerine bakan birisi vardı. O Umurların arkadaşıydı, dostlarıydı. Ben de tanıyordum çocuğu. O bunlara demiş ki, Güner'e, ya yani 3 bölüm ben size garanti ediyorum. Biz TRT olarak 3 bölümü size vereceğiz ama 3 bölümde duruma bakarız. Ondan sonra götürürse götürür. Bunlar tamam dediler. Yani 3 bölüm garanti bir kere gideceğiz dediler. Kim oynayacak? O başrolü oynayacak olan önce Genco'ya teklif ettiler. Genco Erkal'a. Hangi rolü? Şevket mi, Şükrü dedi, mü? Dizide oynama. Ha? Şevket rolünü mü, Şükrü rolünü mü Genco Erkal'a teklif ettiler? Ya o kapıcı rolünü. Ha şey, kapıcı Cafer rolünü. Kapıcı Cafer rolünü. Efendim ben yani istemiyorum demiş. Sonra kimdi Ferhan Şensoy'da oynayan çocuk öldüse. Rasim Öztekin. Ha? Rasim Öztekin. Rasim. Rasim olur dedi. Ama Ferhan izin vermedi. Olmazdı. Şey, tiyatroda oynuyorlardı tabii, ondan dolayı mı izin vermedi? Yani Rasim tiyatroda oynuyor tabii. Ferhan da elinde işte iki oyuncudan birisi oydu. Vermek istemedi. Sonra dediler ki yine şey oynasın.
Helen Arabadaki şoför. İsmet. Şoför İsmet'i oynayan Ercan Yazgan. Ya olur mu dediler. İsmet şey yapar. Herkes şimdi onu görünce şoför dedi. Ya oğlum dedim yani bir bölüm söyler, iki bölüm oynar ama sonra tutturursa devam eder. Herkes bu zaten. O mu olsun, bu mu olsun? İşte yok Ayşe'yi kim oynarsın, Etici falan. Ben de çok fazla adam tanımıyorum ama işte ben de hınk deyicinin hınk deyicisi derler, onun gibi. Ben bu Ercan Yazgan'la ilgili şunu sormak istiyorum. Ercan Yazgan dizi ilk ona bahsedildiğinde rahmetli Yaman Okay'ın oynadığı dayı rolünü istemiş. Yaman Okay Nazım rolünde oynuyordu ya. Ayşe Kökçü'nün kardeşini, abisini oynuyordu. Evet. Ercan Yazgan ilk o rolü istemiş. Bu konuda bilginiz var mı sizin? Umur Bugay bir yerde bahsetmiş de ben de okudum bunu. Doğruluğunu teyit edelim diye sorayım istedim. Onu bilmiyorum baba. Şeyle Ercan'ın kavgasını biliyorum. Ercan değil. Yaman'la Güner Namlı kavga ettiler. Yaman bir gazeteye şey verirken, beyanat verirken, konuşurken Güner Namlı'nın aleyhine mi konuşmuş? Ya da ona bir şey mi söylemiş? Böyle bir imada şeyi ben istemiyorum dedi. Güner Namlı. İyi dedik. Ve şey çıktı, Yaman Okay'a çıktı. Bir sene yoktu dizide bir ara. Evet. Çıktı. O ara gülüş bir tiyatroda yapıyordu. Bana da müziklerini yapar mısın dedi. Tamam dedim. Karaca Tiyatrosu'nda provalarını yapıyoruz müziklerin. Yaman Okay da o oyunda vardı. Ben her gün hem bizimkilerin yanındayım. Akşamları da maça ya da günü olduğu zaman da tiyatroda o provadayım. Güner Namlı ile Umur bozuştular. Ayrıldılar. Niye ayrıldılar? Ya Güner Namlı diyormuş ki sen böyle diziyi olduğu gibi başından sonuna yazıyorsun. Halbuki öyle olmaz. Her bölüm ayrı ayrı olacak. Bu da öyle olmaz ya demiş. Her ay ben bir şey tam konu geldi böyle giderken kesip de bilmem ne mi yapacağım demiş. Öyle ben derken bunlar ayrıldılar. Ben Yaman Okay'a dedim ki, ulan dedim Güner'le ayrıldılar dedi. Yapma ya dedi. Nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsun işte orada gözümüzün önünde kavga ettiler. Hemen açtı telefonu oradan hiç unutmuyorum. O da, tiyatroda böyle telefon vardı. Ankesörle çevirmek. Cep telefonu yok diyor. Oğlum demiş, bu kadar çabuk nasıl haber aldın sen demiş. Şey yok oğlum, ayrılıyor. Gel yarın demiş, tekrar başla. O da öyle tekrar hemen gitti, diziye başladı. Daha sonra müzikçinin çok fazla setle alakası olmuyor. Yani ben çekimlere de çok fazla gitmedim. Sette de çok fazla bulunmadım yani. Dizinin müziklerini yaparken ilk bölümü izleyip de mi yaptınız yoksa senaryodan bahsettiler, hikayeden bahsettiler. Ben bu müziği yapayım dedi. Çünkü çok akılla kalıcı bir müzik oldu. Jenerik müziği özellikle. Ya yani onlar konuşuyorlardı tabii ama doğrusu çıkacak olan şeyin tam detaylarını iyi bilmiyordum. Yani asıl meseleyi birinci bölümü izlediğim zaman kavradım. Ya tamam müziğini sen yapacaksın dediler. Ya biraz da yani heyecanlandım da yani. Çünkü evet usta müzikçiydim o zaman artık. Bir sürü film müziği, bir sürü de dizi, dizi değil, sinema. Ve ödüller de vardı hali. Ödül almışım falan. Seyrettim diziyi, birinci bölümü. Tabii sinema gibi değil. Yani sinemada mesela yönetmen, o zamanki yönetmenler çok müzik de istemiyorlardı.
Yani işte diyaloglar altına istemiyorlar. Yok ancak işte diyalog olmazsa aralarda daha duygusal yerlerde falan bazı müzikler okunuyor. Yani 40 dakikalık bir dizinin içinde 10 dakika müzik ya oluyor ya olmuyor. Yani filmlerde öyle idi. Ama giderek müzik önemli kazanmaya başladı. Şimdi bugün bir Amerikan filmi seyredin. Müziksiz bir tek saniye bulamazsınız. Bir tek dakika yok. Hiçbir şey olmasa ding diye bir gitardan ses çıkarır. Tabii ilk bölümü aldığım zaman çok güzel bir jenerik müziği yaptım. Gittik stüdyoya gittik. Bir arkadaşla bizim Mehmet'le beraber çalıştık. Çok deneyimim olmadığı için o zaman yanımda birisi de vardı. Ve birinci bölümün yani 40 dakikalık bölüm belki 5 dakikalık falan bir müzik vardı yani. Bu kadar azdı. Güner Nambi biraz bozuldu. Yani ya niye dedi, şey yapmadı? Azıcık daha müzik koşaydın ya dedi. Bilmem ne dedi. Umur da dedi ki ya bir şey olmazsa Sirkeci'de bilmem ne dedi. O çarptıkları zaman dedi ilk geldi adam. Oraya dedi şöyle bir şeyler yapsaydın filan dedi. Tabii benim birazcık da acemiliğimden de geldi o. Dizi müzikleri konusunda tabii değil mi acemiliğinizden? Efendim? Dizi müzikleri konusunda evet. İlk defa yapıyorsunuz. Yani filmdeki müziğin rolüyle dizideki rolü biraz daha farklı. Yani dizi biraz daha onu sırtlamak istiyor yani. Evet. Ona ihtiyaç duyuyor biraz dizi. Sonra işte ikinci bölümde biraz daha açıldı. Hatta ikinci bölümde bir İstanbul sokaklarında dolaşıyorlardı. Orada piyanoyla bir müzik yaptım. Umur sarıldı öptü böyle. Harika ya dedi. Ne güzel gözlerim yaşardı dedi. Bilmem ne falan. İşte üçüncü, dördüncü bölüm. Ama diyeceğim şu. Kendi kendimizi eğittik. Kendimiz tırmaklarımızla kaçırdık. Sağdan soldan yardımla, şunla, bunla. Peki dizinin, jenerik müziğinin bu kadar akılda kalıcı bir müzik olacağını düşünüyor muydunuz? Sadece jenerik müziği değil, aslında dizinin içerisinde yapılan ufak tefek şarkıların müziği bile yeri geldi. Hani dizinin müziği haline gelmeye başladı. Halil Pazarlama gibi mesela. Evet. İşte Katil'in eserine yapılan Galata'dan At Beni şarkısı. Evet. Sonra gerçi bu da türküden onu şey uyarlama ama Halil Pazarlama'nın seçim şarkısı Haydi Halil'im falan diye sözler yazılmıştı. O da bir düzenlendi. Gitgide bu müzikler artık dizinin soundtrack müziğinde yer almaya başladı. Soundtrack albümünde yapılsa yer almaya başlayacak müziklerden olmaya başladı. Şimdi dizinin müziklerinin bu denli böyle akılda kalıcı olacağını tahmin edebiliyor muydunuz? Şimdi ya edemiyorsunuz tabii. Neyin ne olacağı müzikte belli olmuyor. Bazen yavan dediğimiz bir şey böyle bir ufacık şey yüzünden çıkma inme yüzünden akılda kalıyor. Bizimkilerin de aslında jenerik müziği öyle yani tekrarla ister istemez kaldı. Ama mesela Halil Pazarlama öyle değil. Halil Pazarlama gerçekten kendini kabul ettirdi. O yani, beste size ait tabii. Çok sempatikti o. Çok sempatik. Bestesi size ait. Sözler de size ait. Hayır, sözler Umur'un. Ama bizimkilerde duyduğunuz müziğin hepsi bana ait. Hepsi size ait. O şarkı da bana ait. Hatta şarkı da Umur şaşırdı. Bir gün oturuyor şeyde, ya dedi bak dedi, bu bölümde bir şarkı var dedi.
gel dedi, şeyleri sana vereyim dedi. Sözlerin dedi. Olur dedim. Akşam geldim burada, onun şarkısını yaptım. Onu da götürdüm. Yaptın mı dedi. Yaptın. Sen ne yaptın bunu dedi. Allah Allah. Ya, sözlerini dün verdin oğlum dedim ya. Evet mi ben yaptım dedi. Ya harika ya dedi. Harika ya gel dedi. Sarıldı öptü beni orada. Hiç unutmuyorum bunu. Şeydi. Ya dedi. Özür dilerim. Bu kısmı senaryoya da eklemişti Umur Bugay. Şimdi tabii dizide bestesini Mehmet Hakan Sabri Bey yapıyordu. Galata'dan evet. At beni. Onu da ertesi gün bestelemişti. Çok kısa bir sürede bestelemişti Mehmet Hakan Sabri Bey. Hatta Katil Yavuz şey diyordu, besteledin mi falan. Biraz çalıştım, besteledim işte dünden bugüne anca bu kadar oldu diye. Balkonda o şarkıyı söylemeye başlamıştı. Sizin bu yaşadığınız diyaloğu da aslında Umur Bugay senaryoya koymuş. Evet. Birçok böyle yaşamın içerisinden almış aslında dizi hikayesini. Böyle konuklarla konuştukça daha da çok ikna oluyor insan. Evet. Yani böyleydi bir şey, bizimkilerin müzikleri giderek o sıralarda elektronik çıktı. Yani zaten vardı ama şimdi ben müziğimi besteliyordum. Her gün, her hafta gideyim şeyde Dipsaç'tan kasetimi alıyorum. Kaseti seyrediyorum evde. O kasete göre müziklerini işaretliyorum. Müziklerimi yapıyorum. Ondan sonra da bir stüdyoya gidip stüdyoda onun müziklerini yapıyordum. Ama baktım ki bu zaten çok zorluyor beni. Stüdyodan gün alamıyorsun, bilmem ne yapamıyorsun filan. Ya ben aptal değilim, müzikçiyim diye. O zamanlar çok güzel aletler vardı. Bir tane keyboard aldım, büyük. O keyboard, piyano dediğiniz şey, orkestra. Yani üzerinde 80 tane şey var, enstrüman var, istediğinizi çalıyorsunuz. Bir de o her enstrümanı istediğiniz şekilde çalıyorsunuz. Yani daha inceltiyorsunuz, vibrasyon koyuyorsunuz. Orada zaman sesi çekmek için, seçmek için zaman kaybediyorsunuz. Yoksa beste yapmak için değil, beste kafanızda hazır basmaz. Yani sonunda o orkestrayı da evime aldım. Artık rahatlamıştım yani. Orada filmi seyrederken, orada müziğimi de karşılığında. Bu hemen ikinci yıldan sonra öyle oldu. Jenerikteki müzik ilk haliyle son hali arasında tabii enstrüman olarak da fark var. Özellikle son sezonda daha çok şey vardı, kanunla çalmıştınız. Evet. Ama bu farklılıklar neye göreydi? Çünkü ben kanunla bir Bizimkiler dizisinin müziğinin enstrümanını kanun olarak gördüğümde son sezon geliyor aklıma. Hep son sezonda kanunla çalınmıştı müzikler. Şimdi aslında benim müzik kültürüm alafranga. Yani senfonik müzikten geliyorum ben. Kendim Anadolu çocuğu olmama rağmen şeyi, türküyü ve Alaturka'yı çok iyi bilmeme rağmen elim gittiği zaman yine de Beethoven gibi yazmaya başlıyorum. Çünkü öyle gelişmiş şeyim kulağımda. Ama gönlüm istiyor ki hep Alaturka sazlar olsun. Alaturka sazı o şeyde çıkaramıyorsun. Çıkaranlar da var ama ben o yetenekte, kabiliyette değildim. Yani ya vibrasyon yapacaksın, ya bir şey yapacaksın filan. Onun için kendim altyapıları hazırlıyordum çok zaman. Özellikle son sıralarda dediğim gibi bir stüdyoya girip bir kanuncu, bir klarnet, başka böyle iki tane, üç tane, hatta trompetçi, darbukacı de bir tuttum yani. Onları o elektroniğin üzerine ekliyordum.
Bu hem o elektroniğin kuru duygusunu kırıyordu. Hem de o kanunun tıngır tıngır sesi. Doğrusu daha hoş geliyor kulağa. Evet, daha bir sakin bir şey vardı, havası vardı. Evet. Bu arada Halil Pazarlama'nın seçim şarkısı, bizim tabii anonim Bekar Gezelim türküsünden uyarlama. Bu sizin fikriniz miydi, Umur Bugay'ın fikri miydi? Ben inanır mısınız? Şu anda onu müziği bile hatırlayamadım. Şey yapıyor, haydi Halil'im. Muhtar seçelim diye gidiyordu. Haydi güzelim, Bekar gezelim. Evet. O sizin fikriniz miydi? Yoksa Umur Bugay'ın fikri vallahi miydi acaba? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Çok başarılı bir uyarlama olmuş. Ne oldu? Yavrular besteledi, şey yaptı, iteledi. Ama müzikte onların hiçbir dahli yoktu ya. şöyle başarılı olmuş. Şimdi Halil Pazarlama, haydi Halil'im muhtar seçelim diyor. Sonra dizi, şey, bu müzik dizinin içine girdi. Halis söylemeye başladı. İşte bir ork var elinde. Onunla söylemeye başladı. O da özellikle evlenmek istiyor, evlenemiyor. Bu sene de Bekar Gezelim Halis'in şarkısı gibi olmaya başladı. Haydi Bekar Gezelim. Öyle güzel bir uyarlama olmuştu dizinin içerisine girince. Belki de senaryoya eğer onu yazdılarsa olabilir. Yani müzik olarak değil ama sözlerini onlar yazdıysa ben orada ne gördüysem onu besleniyorum. Dizide iki tane farklı rolde oynadınız. Bir katil Yavuz'un abisi rolünde oynadınız. Çok, o da sert bir adam, Yavuz gibi. Bir de Sabri Bey'in öğrencilerinden bir tanesini oynamıştınız. O kısacık bir roldü. Hatta iki kere falan gördük galiba sizi o rolde. Öncelikle şeyi soracağım. Katil Yavuz'un abisinin ismini hatırlayamadım ama o rol neden devam etmedi? Umur beğenmedi. Benim oyunumu sevmedi. Ciddi söylüyorum. Ne biçim oynuyorsun ben de bu dedi. Yani aslında ilk başlarken beni şeye rol yazıyordu. Yani hem yüzünü yaparsın hem oynarsın diyordu. Baba rolünü oynayan. Orhan Çağman'ın yerine. Orhan'ın yerine. Orhan'ın rolünü ben oynayacaktım. Sonra neden değişti? Ya o anda hem bilmem ne iş yapıyorum, hem bilirkişilik yapıyorum. Benim başka bir işim var sizin bilmediğiniz. Allah'ın belası bir iş. Mahkemeler çağırıyor hakim. Hadi gel bakayım. Şu konuda bilirkişisin sen diyor. Mühendis olduğum için ve eskiden beri de bilirkişilik yaptığım için ve doğrusu işi de bildiğim için biraz. Hakimler de rahat bırakmıyor. Kendileri de rahat ediyorlar. Verelim Arif Bey'e hallederi de. Orhan Çağman da Saygılar Bizden dizisinde bilir kişiyi oynamıştı. Evet. Şimdi öyle deyince aklıma geldi. Böyle bir tesadüf yani, olmuş. O yüzden ya Umur beni affet dedim yani. Önce dedi o şeyi babaya sen oyna dedi. Ya şeyi katilin abisini beğenmedi. Yani bilmiyorum. Belki de devam ettiremedi yani. Acaba orada nereye gider? Bir de Sabri Bey'in öğrencilerinden keman çalıyordunuz galiba değil mi? Yok canım o rol falan değildi o. Yok o sahneye yani oraya çağırılmanızı bahsetmiştiniz de anlatabilir misiniz nasıl oldu? Abi gün evde oturuyordu böyle yani müzik yapıyorum herhalde müzikler. Umur'dan telefon geldi. Arif Çabuk dedi kemanını al gel. Nereye? İşte Kadıköy'e sete gel. Ya yani 12 yıl, 13 yıl oynadı dizi. Ben herhalde 13 defa ancak sete gitmişimdir. Çok fazla setle işim olmuyor çünkü. Ya ne var? Ya dedi, işte şeyli vardı dedi. ya çok komik, şimdi aklıma geldi. Ya dedi, iki tane şeyle anlaştık dedi. Çalgıcıyla. Sabri Bey'in öğrencisi de oynayacaklar dedi. Onlar dedi bir gün önce geldiler dedi. Setten bir şey kaybolmuş dedi. Bir şey kaybolunca bizimkiler de aralarında konuşurlarken ya acaba o çalgıcılar mı bu ne götürdü falan deyince bu da o çalgıcıların kulağına gitmiş. Biz hırsız mıyız ne demiş. Nereden çıktı? Çıkmışlar gitmişler. Ertesi gün de gelmemişler. Bir bekle iki bekle adamlar gelmeyince ne yapsınlar? Ses beklemez ki set.
ki hemen aklına sen geldin dedi. Hemen atla ki kemanı da aldık geldik orada Sabri Bey'in kemancısı diye. Gıy 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 diye. Öyle o yani Cevahir'i kurtarmak için öyle şey yapıldı. Sizin siz gelmeden birkaç bölüm önceki yine Sabri Bey'in iki tane öğrencisi ismini cismini görmüyoruz. Diziye koymuşlardı bunu. Sabri Bey'in bileziklerini alıp götürmüşlerdi. Bunu da diziye koymuşlardı. Şimdi siz söyleyince sette yaşanmış bir olaydan bahsediyor ama bunu diziye de koymuşlar. Artık ölümsüzleşti yani o yapılan sette hırsızlık. Sabri Bey'in evinden bilezikleri, altınları bir şeyleri götürmüşlerdi galiba. Paraları götürmüşlerdi. Neyi anlamadım? Dizide Sabri Bey'in işte ders verdiği iki öğrenci Sabri Bey'in evini soymuşlardı. Altınları götürmüşlerdi. Evet, evet, evet. Bu hem sette yaşanan olay paralel ilerliyor ve... O zaman sette değil, bundan bir şey yaptılar. Bundan bahsediyor olabilir. Yani sette bir olay olmadı o zaman. Ben yine hatırlayamadım. O lafı duyunca yani şey, niye böyle söylettiniz ya bize demiş. Biz hırsız mıyız demiş o oynayan. Ya bu rol icabı şöyle diyor. Ha oyuncular role kızmışlar. Tabii. Yani bir şey yapıldı çalıldı diye değil. Şimdi oturdum. Ben gerçekten setten bir şeyler götürdüler zannettim. Yok tamam. Hayır hayır. Niye öyle söylüyor ya adam demiş. Biz hırsız mıydı bir şey? Ya öyle adam bu rol icabı söyleniyor. Sen hırsız oldun. Yok ya demiş ya sizin paranızda bir şeyinizde ben. İşte gelmemişler öyle. Enteresan. Kim öyle birisi daha oldu? Bir rol için oyuncu ben oynamam bu rol dedi. Niye? Dedi baksana bir şey söylüyor. Yahu sen oyuncu değil misin oğlum? Sen bu şeyde oyun oynuyorsun. Evet. Böyle insanlar var işte. Ben şeyi merak ediyorum. Sonra Yabancı Damat dizisinde, şimdi tabii herkes sizi, sizin de bir bu konuda bir serzenişiniz var. Benim adımı bilmezler ama hani simamı hatırlar herkes. Sizi televizyonda gördükleri için. Özellikle ikinci bahardan sonra, özel kanallara geçişten sonra daha popüler oldunuz siz. Yabancı Damat dizisinde Memik Dede olarak biliyoruz sizi. Şimdi siz Anteplisiniz. O dizide de Antepli bir aile var. O rolün size geliş sürecinde bunun bir etkisi oldu mu? Antepli olmanızdan dolayı bir teklif bundan dolayı gelmiş olabilir mi? Yoksa size... Yani seçilmiş olmamın evet, evet, evet. Hani o yörenin de bir ağzı var, bir şivesi var. Onu konuşabiliyordunuz haliyle. Buna dikkat edildi mi? Yoksa oyuncu seçimlerinde babayı oynayacaksınız? Vallahi hiç bilmiyorum o perde arkasını. Onu bildiğim şey şu, yönetmenler söylediler, bu diziyi Türkan İnanoğlu şey yaptı, prodüktörüydü ve dediler ki bizi seçti yönetmen olarak dediler. O iki kardeş, neydi ya? Taylan biraderler. Taylan biraderler. Ve abi dediler biz gittiğimiz zaman sete, oyunculardan seçilen bir tek sen vardın dediler. Yani kast bize verildi. Birkaç kişinin kimini oynayacağı yanında yazılıydı. Ama onların başında bir tek senin vardı. Yani beni Türker İnanoğlu seçti. Oraya koydu. Önceden bir hukukunuz var mıydı Türker İnanoğlu'yla? Türker Bey'le hiçbir şeyimiz olmadı. Bir tek işte... Daha evvelki o ikinci baharın da şeyi oydu, prodüktörü oydu. Oradan belki bir görmüşlüğü var. İkinci baharda da işte belki Antepli filan. Oradan mı şey yaptı bilmiyorum. Ama Yabancı Damat'taki rolümün Antepli olması çok işime yaradı tabii. Çünkü onların da işine yaradı. Çünkü ben Antepliyim. Ve Antep diyalektini çok iyi biliyorum, konuşuyorum. O zaman da çok iyi konuşuyordum. Ve çevredeki oradaki oynayanların hepsine Antep diyalektini ben öğrettim. Birisi yanlış bir şey söylediği zaman çekerken öyle değil, şöyle. Hemen söylüyordum. Geleyim, gideyim, ağam, yoğurum. Onları yani cuk oturdu derler ya belki işte. De Türker İnanoğlu bunun farkında olarak seçmiş de olabilir. Olabilir. Türker Bey çok cana yakın şey
akıllı bir insandı. İşini de sağlama alır. Türker Bey'le sonra bir yakınlaşmamız oldu. Benim hem belediye kültürümün hem de bilinçli kültürümün olduğunu sonradan öğrendi herhalde, fark etti. Bir gün beni çağırdı, ya ne olur sana bir şeyler soracağım dedi. Onun da sitenin karşısında bir salon vardı. O salonun sahibiymiş. O salonu nasıl satarız, ortağımla anlaşamıyor, ne yaparız, ne ederiz diye hem mimari hem de hukuksal sorunları danışmak için. İşte ben de onu anlattım. Olmaz dedim yani. Sinema ya satarsınız dedim. İkiye bölemezsiniz sinemayı. Yani sahne sende kalsın, oyuncular bende kalsın. Olmaz dedim. Peki Umur Bugay Yabancı Damat'ta izleyince sizi, dedi mi, beğendi mi oyunculuğunuzu? Tabii Yabancı Damat'ta da ben çok iyi bir oyuncu olduğum için değil ama oynadığım rolün kalıbına oturduğum için göze çarptım. Belki birazcık da sempatisi vardı kameraya, yakınlık. Çünkü öyle bir şey var. Var mı yok mu bilmiyorum yani, ama yani iyi oyuncular da var. İyi oyuncu olmaların nedenlerinde biri de o oluyor. Neyse. Ya dedi, ne güzel oynuyorsun. İyi dedi. Maşallah dedi. Bizim yazdığımız öyle oynamadım böyle dedi. Neyi dedim. Dedi abisini yazdık dedi. Orada dedi. İşte böyle muşmula gibi durdun dedi. O dedi. E oğlum dedim, sen de devamını yazmadın ki. Bir şey yazsaydı yine oynardık biz de dedim. Bir şey yazmamış şimdi. Öyle bir karşılıklı şaka. Yabancı Damat dizisinde damat Niko'dan kan almıştı ya, Memik'te de kan ihtiyacı varmış. Hep böyle şeylerde, bazı internet sitelerinde falan soruyorlar. Acaba Memik dedenin damarlarında hala Yunan kanı dolaşıyor mu? Ya çok Türk-Yunan barışı adına ya da Türk-Yunan ilişkileri adına güzel bir diziydi zannedersem o. İlişkileri de geliştirdi diye düşünüyorum. Tabii. Yani o zaman bir Yunanlı politikacı bizim yıllardır Türk politikacılarla yapmak istediğimiz şeyi bu dizi yaptı işte dedi. Çünkü ben çekim için arada bir şeye gidiyorduk. Atina'ya. Hı hı. Atina sokaklarında peşimden Papa Memik diye bağırıyorlardı. Şeyi de bağırıyorlarmış. Biz Mazlum Kiper'le de röportaj yaptık. Mazlum Kiper damadın babasını oynuyordu. Stavro diye bağırıyorlarmış sürekli. Evet. Erdal Özyağcılar keza ona da aynı şekilde Erdal diye bağırıp sevgi gösterilerinde bulunuyorlarmış Yunanistan'da. Evet. Neydi? Anayasa Meydanı'nda çekim yapacağız diyor, böyle büyük bir meydan. Benim üzerime yürüdüler. Evet. Ben orada işte bir nümayiş var, Yunanlar kahrolsun, Yunanlar mürbü falan derken, yahu dediler film çekiliyor. Film bu dediler. Hakikaten yani üzerime geliyorlardı. Bu Bizimkiler dizisinde arka planda çalan şarkılar vardı. Ben muhatabına bunu sorayım. Oyunculara da sordum ama size de sorayım. Mesela her sahnede o sahnedeki kişilerin kişiliğine, yapısına uygun arka planda bazı şarkılar çalardı. Mesela diyelim Orhan Çağman'ın bahsettik ya, sürekli sobalarında Kuruda Meşe yanıyor efendim türküsünü dinlerdi, tabii, söylerdi. Tabii. Bu tip seçimler size mi aitti? Tabii. Çünkü sadece Orhan Çağman'ın değil, onlar aile olarak bir araya geldiklerinde bir bölümde işte... Evet. O türküyü söylemişlerdi. Yani bizimkiler de müzik adına duyduğun her şey bana ait. Bu türkünün özel bir yeri var mı sizde? Sobalarında kuruda yani bir şey benim yanıyor. Benim için yok. Onlar söylemişti. Bir bölümde o aile... Spontan bir şekilde mi çıktı ortaya yoksa? O aile bir araya gelip sobalarında kuruda bir şey türküsünü söylediler. Evet. İlk bölüm son sahnedeydi. Artık ben onu bir yerde... O ailenin bir milli marşı, sanki kendi ortak şeyiymiş gibi kabul ettim. Onu bir iki çaldıktan sonra zaten seyirciye de o yerleşiyor. Onların müziği oluyor. Ya da o temadan da çıkarak ben müzik yaptığım oluyor.
Son olarak şunu soracağım. Şimdi size televizyona geçiş yaptıktan sonra hep böyle tek tip roller gelmeye başladı. Böyle yaşlı adam rolleri, baba rolleri. İşte mesela Beyaz Melek filminde de oynamıştınız Mahsun Kırmızıgül'ün. Şimdi bundan hiç rahatsızlık duydunuz mu? Yani farklı roller beklediğiniz durumlar oldu mu? Ben hani oyunculuğumu göstereyim. Neticede tiyatro oyuncususunuz siz. Vallahi ben kendimi hiçbir zaman iyi bir oyuncu olarak görmedim. Hı hı. Yani çok iyi. Aman kendimi de şöyle göstereyim de ne biçim oyuncuymuş şu Arif Erkin desinler diye düşünmedim. Oyunculuk da zaten benim için bir yerde ikinci planda bir şeydi. Yaşamımda işte bölümler vardı. O bölümlerden bir tanesi. Öyle bir şey katiyen olmadı. Bir de rol dağıtırken insanlar bakıyorlar şeyler. Yani yüzü hangi tipe uygun. Demek ki herkes o tipi bana yakıştırıyor ki öyle roller veriyorlar. Hı. Versinler onlar. Yani işte onu öyle şey yapmadım. Fark etmedi yani. Anladım. Peki son olarak sizi sevenlere, izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Sonra programımızı kapatalım. Varsa buraya söyleyebilirsiniz. Efendim hepsine uzun ömürler diliyorum. Hepsi var olsun. Onların yüzünden varız. Buralardayız. Bu konuşmaları da o yüzden yapıyoruz. Eksik olmasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizimkiler dizisi oyuncularıyla yaptığımız programlar serisinde bu hafta sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na konuk olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın.